Merhabalar tatlı güzel ruhlarım, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün onun sizin hakkındaki düşünceleriniz ve de size söylemek istedikleri konulu bir açılım yapmaya karar verdim. Umarım ihtiyacınız olan açılım budur şu anda. Şimdi tabii ki de aklınızda net birisi olması lazım. Kime niyet ederek dinlemek istediğinize karar verin ve bu kişiyi düşünün, aklınızdan geçirin, şöyle bir gözünüzü kapatıp yüzünü gözünüzün önüne getirebilirsiniz, ismini tekrar edebilirsiniz. Hissedin yani, onunla ilgili bir şeyler hissedin yoğun bir şekilde ve o enerjiyi buraya akıtın. Bu zamansız bir okumadır, ne zaman dinliyorsanız fark etmez. Zaten biliyorsunuz, ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman karşınıza çıktığına inanıyorum. Ama çok önemli bir nokta var. Bu bir kolektif açılımdır. Yani kolektif açılım olduğunu unutmadan dinleyin lütfen. Uyumlanabilirsiniz, uyumlanmayabilirsiniz. Çoğunluğuna hatta hepsine uyumlanabilirsiniz. Ya da böyle ufacık bir kısmına bile odaklanırsınız. Oraya uyumlanırsınız. Oradan bile size bir yarar sağlayabilir. Eğer birebir uyumlanmak istiyorsanız özel danışmanlık almanız gerekiyor. Bunun için de Instagram'dan bana ulaşıp randevu oluşturabilirsiniz. Eğer çekiliyorsanız benden bir rehberlik almaya. Hadi bakalım. Ne güzel kartlar geldi. Bu arada ben hep şunu diyorum, bugün söylemedim ama bu kişiyle alakalı işte bir sorunuz varsa içinizden geçirin derim genelde. Burada bakın, cevap evet kartı geldi. Ne sormuştunuz acaba, ya da sordunuz mu bir şeyler? Eğer bir şey sormadıysanız bunun ne anlama geldiğini birazdan tarot kartlarıyla beraber de göreceğiz. Sorun değil. Bakın, gelen mesaj kartlarımızda bir uyanış kartı var. Bu neyi gösteriyor? Aslında partnerinizin bir uyanışta olduğunu gösteriyor. Ve bir birlik kartı var. Beraberlik, birlik, bir araya gelmek. Ve aynı zamanda da bir sonuç kartımız. Aslında çok hoş enerjiler şöyle bir bakıldığında. Tam olarak ne anlama geldiğini şimdi açıklayacağım. Evet. Şimdi belli ki burada partneriniz sizinle alakalı, kendisiyle alakalı ve ilişkiyle alakalı bir beklenti içerisinde. Yani bunu bir süredir bekliyor da olabilir. Bir süredir hani böyle bir haber beklersiniz ya bir yerden. Böyle diken üstünde beklersiniz hatta. Bunun gibi bir enerji var burada. Partnerinizin bir şeyler beklediğini, belli bir sonuca ulaşmak için ya da böyle bir yerden haber beklediğini, belki bu beklediği haber sizden gelecek ya da belki başka bir yerden gelecek o haber, sizle olan ilişkisini etkileyecek bir haber olabilir. Ya da işte kendi mental sağlığına etkileyecektir. İşte içini rahat ettirmeyen bir şey vardır. Orası bir sonuca kavuşunca belki sizinle daha rahat bir ilişki yaşayacaktır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ve bu bekleyişin ardından özellikle olumlu bir sonuç alacağını gösteriyor kartlar. Neden? Çünkü bu kişinin duygularında bir artış olacak. Yani şu anda da olabilir hatta. Belli bir uyanıklık, hatta işte uyanış seviyesinde. Uyanış dönemine geçmiş ve beraberliğiniz için özellikle yoğun duygular hissettiğini söylüyor burada. Yani muhtemelen size kendisini şu an açacak olsaydı söylerdi bunu. Derdi ki hani seninle ilgili son zamanlarda normalden daha çok duygusal hissediyorum. Yani duygu odaklıyım. Duygularımla hareket ediyorum. Burada çok fazla daha böyle farklı niyetler yok. Daha fiziksel yaklaşma yok mesela. Burada daha çok duygularla, duyguların yönlendirmesiyle bir yakınlaşma olabilir aranızda. En azından karşıdaki insanın bunu istiyor olabileceğini görüyoruz burada ve bir şeyleri sonuca kavuşturmak istiyor. Ama bu sonuca kavuşturmak isterken burada bir takım
Belki de birbirinize güvenmediğiniz, birbirinizi çok net anlamadığınız, çok net bakmadığınız noktalar var. Yani aranızda gizli saklı kalmış şeyler olabilir. Bunları hissediyor olabilirsiniz. Siz ondan gizliyorsanız o hissediyordur. O sizden gizliyorsa siz hissediyorsunuzdur bunu. Ya da belki bilinen şeyler ama böyle karşılıklı olarak itiraf edilmemiş, yüzleşilmemiş şeyler. Bunlarla alakalı özellikle bir şeyler sonuçlanacak gibi gözüküyor. Yani dürüst olunmayan konular varsa, çözülmemiş meseleler varsa ama biraz da böyle güveninizi sarsacak konular varsa bu konularla ilgili güzel gelişmeler olabilir gibi gördüm burada. Ve onun dışında da dengeye evet dedi kartlar, bakın dengeye. Yani dengesiz seniz şu anda iletişiminiz dengesiz olabilir, ilişkiniz dengesiz olabilir, karşı taraf dengesiz olabilir. Bir geliyordur, bir gidiyordur, bir sıcaktır, bir soğuktur. Hatta siz kendi içinizde bile bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani ona doğru bir koşmak istiyorsunuzdur ama sonra geri çekilmek istiyorsunuzdur. Böyle bir an evet o benim her şeyim diyorsunuzdur. Bir an artık oh bıktım ya falan yapıyorsunuzdur. Yani bununla alakalı da bir dengeye geleceğinizi söylüyor kartlar. Ve ben burada partnerinizin özellikle bir şeyler bekliyor dedik ya, onu çok böyle farkında olmadan da bekliyor olabileceğini görüyorum. Yani bir yerden bir haber bekliyordur, hayatına bir şekilde bir düzene girmesini bekliyordur ama bunun geçmişte farkında değilmiş ama artık farkına varmaya başlamış. Yani belki de hatta doğru zaman gelsin işte o zaman hareket edeyim diyen insanlar vardı ve biraz daha partnerinizde bu enerjiyi gördüm. Bir şeyler yapmak istiyor ama hep bir doğru zaman, hep bir işte erteleme. Bunlar da biraz böyle blokajlardan kaynaklı olabilir ama burada çok güzel bir şey var. O da şu, bu kişi bu durumda olduğunu fark ediyor ve bunu fark ettiği için bununla beraber bir hareket etmeye başlayacak. Yani belki de hatta bu gitgellerinin son bulmasına bile sebep olabilir bu farkındalığı. Ve görüyorsunuz bakın aranızdaki sıcak enerjilerin tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda biraz ilerleme kat edip sonra bir durağan döneme geçebilirsiniz. Bu durağan dönem size iyi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü burada partnerinizin bir şeyleri çözümleme isteği var. Özellikle duygusal bir yerden geliyor bu istek ve bu istek geldikten sonrasında aranızda bir sıcaklık yaratıp orada birazcık kalmak istiyor. Yani hani böyle bir sıcak bir soğuk yapıyorsa dedim ya, orayı yapmak istemiyor ya da siz ona yapıyorsanız buna izin vermeyecektir. Yani böyle bir süre bir stabil gidelim, aramız iyi olsun. Hani böyle birkaç ay birbirimize kırmadan, üzmeden, sadece güzel şeylerden bahsederek. Çünkü karşılıklı olarak aslında birbirinize duygular beslediğinizi düşünürseniz de sanki birazcık güven problemi var burada. Karşı taraftan da bunu gördük ve bunu biraz daha böyle sevginizi pekiştirmek için bir şeylere ilerletebileceksiniz gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda da bir emek verilmesi gerektiğini görüyoruz burada. Yani tekrardan bir araya gelinmesi için bir emek verilmesi gerekiyor. Ya da partneriniz buna inanıyor. Yani bir şeylerin kendiliğinden olacağını düşünmüyor. Elinizi taşın altına koymanız gerektiğini düşünüyor burada. Ve dediğim gibi yine burada çok duygusal görüyorum ben onu. Duygusal anlamda bir teklifle aklında bir şeyleri düşünüp bir şeyleri tasarlayıp bunu size soracak ya da bunu size sunacak bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Yani bir planla geliyor aslında. Çok duygusal dedim ya. Burada hani size ne söyler? Ne söylemek ister? Bununla alakalı bir kart çektim ve bakalım ne diyor. Daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil. Yani burada şu da var. Hani ayrılsak da tekrardan birleşebileceğimizi düşünüyorum diyen birisi var. Birbirimizi zorlasak da, zaman zaman birbirimizi üzsek de aslında bunun
birbirimizin gelişimine katkı sağladığını düşünüyorum diyen de birisi var. Yani evet, belki çok süt liman geçmiyor ilişkiniz ama birbirinizin gelişimine katkı sağlıyorsunuz ve bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Birbirinizi aslında bu ruh eşi bağlantısında da vardır, biliyor musunuz? Hani insanlar şey sanar, ruh eşi bağlantısı böyle çok pürüzsüz giden, işte birbirinin aynısı iki insan falan sanar da aslında öyle değildir. Birbirini zorlamak, birbirinin o kabuğunu kırmasına yardım etmek de vardır o ruh eşi bağlantısında. Burada da biraz ben bunu hissettim bu gelen cümlede. Ne dedi? Daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil. Yani aramızda ruhsal bir bağlantı, kadersel bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Böyle hissediyorum diyor aslında. Kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Abi şu anda çok duygusal bu kişi. Şu an partneriniz, bakın bu size bir işaret olsun. Şu an çok duygusal. Eğer onunla bir şeyleri yoluna sokmak istiyorsan, biraz daha böyle duygusal taraftan onu yakalayabilirsiniz. Çok daha rahat yakalayabilirsiniz. Hatta böyle mantıkla gitmektense daha duygusal yaklaşmanız sizin yararınıza olacaktır. Birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez. Senin olanı zaten kaybedemezsin, dedi. Birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez. Senin olanı zaten kaybedemezsin. Bugün dolumlama cümlesi şu olsun mu? Kalbim her zaman ruhuna yakın. Ya da kalbin her zaman ruhuma yakın da olabilir. Bu cümleyi olumlama cümlesi olarak yorumlara yazalım güzel ruhlarım. Çok hoş bir cümle, çok hoşuma gitti. Ve aranızda hala bu elektriği, bu enerjiyi hissediyorsanız, ki bunu hissedersiniz yani. Şimdi şöyle, eğer burada ex partner için dinliyorsanız, bu açılım kimler için uygun? Biraz belki başta bahsetmem gerekirdi ama çok böyle ben sınırlama koymak istemiyorum. Çünkü her dinlemek isteyen herkes dinlesin istiyorum. İçinden belki rehberliğim de oluyor çünkü bu açılımların arasında. Belki oradan bir cümleyi alacaksınız ve size yarayacak diye. Şimdi bu açılımı iletişimi kopuk olanlar, hali hazırda iletişim içerisinde olanlar, sevgili olanlar, flört halinde olanlar ve ex partnerler tabii ki de dinleyebilir. Ama özellikle bir ex partner durumunuz varsa ve uzun süredir bir iletişiminiz yoksa ve bu kişi size kötü davrandıysa, ama gerçekten kötü, hani şiddet olabilir, fiziksel ya da ruhsal şiddet. Yani bu konularda size, çevrenize zarar verdiyse mesela, böyle bir kişi için mesela gelip burada bu açılımı dinlemeye değer mi? Bence değmez. Yani öyle bir kişi varsa aklınızda ve onun için hala böyle bir şeyler dinlemeye çalışıyorsanız, mesela bu açılım size uymayacaktır. Çünkü burada karşı tarafın oldukça duygusal bir yapıda olduğunu gördük. Yani kendinizi de bazı durumlarda kandırmayın. Gerçekçi olmakta fayda var. Sizin durumunuz artık imkansızlaşmış bir durumsa, ki aslında ben bunu çok süreyle ölçmüyorum. Çünkü bana 30 yıl sonra barıştık, 30 yıl sonra tekrardan beraber olduk diyenler bile oldu yani. Hani danışanlarım da oldu. Direkt böyle sadece videolarımı takip edip sonra benimle kendi hikayesini paylaşanlar da oldu. O yüzden çok süreyle ölçmüyorum bu, hani tekrardan bir araya gelinir mi gelinmez mi durumunu. Ama enerjiniz işte uyuyordur, uymuyordur. Artık o karşı taraf kendi yoluna bakmıştır. Bunları kendiniz aslında biraz muhakeme edeceksiniz. Ve buradaki açılımlar kolektif açılımlardır. Mutlaka bunu aklınızda bulundurun. Ve kendi böyle akıl süzgecinizden geçirerek alın buradaki mesajları, olur mu? Çünkü yani bazen bazı yorumlar geliyor. Aslında anlıyorum, çok ciddiye alıyorlar. Ama kendi durumlarına uymadığını göremiyorlar. Ve o yüzden böyle durumlardan kaçınmak için, dediğim gibi, birazcık
akıl süzgecinden geçirip kendi durumunuza uyanları almanız gerekiyor. Uzattığım, evet biliyorum ama yani bunu bir yerde bir şekilde söylemem gerekiyordu. Bunu da paylaştığım için şu anda rahatladım. Umarım ihtiyacı olanlar bu kısmı da dinlerler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer yarar görüyorsanız videolarımdan ve kanalımdan beğenim butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve yanındaki zile basıp kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.